Dünden yarına kaldığı yerden bu çok önemli konuyu anlatmaya devam ediyor. Bu güzel görüntülerin ardından Diyarbakır'a dönüyoruz. Diyarbakır'da Medfun Peygamber ve Sahabeleri Tanıtma Derneği'ne gidiyoruz. Genç yaşına rağmen hayatını bu konuya adamış Abdülkadir Aslanoğlu ile konuşuyoruz. İlk sorumuz derneğin kuruluşuyla ilgili oluyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak 25 peygamberin adını zikretmiştir. İslam alemini birinci dereceden ilgilendiren, alakadar eden bir konu bu. Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber kadrosundan iki tanesinin yan yana metfun olduğu yeryüzünde, yerkürede, Diyarbakır dışında ikinci bir yer, ikinci bir coğrafya, ikinci bir belde yoktur. Bunun dışında Diyarbakır'ın fethi biliyorsunuz, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin hilafeti döneminde, daha Hazreti Peygamber'in vefatından 7 sene sonra Hazreti Muhammed aleyhisselamın mübarek kokuları Medine sokaklarında canlıyken Diyarbakır'ın fethi gerçekleşti. Bu arada bu önemli, dünyada çok az beldeye sahabe-i kiram tarafından fethedilmek nasip olur. Diyarbakır o şerefli beldelerden, nasipli beldelerden bir tanesidir. İşte o fetih esnasında şehit olan sahabelerden 27 tanesinin bir arada yattığı ender yerlerden bir tanesi işte Diyarbakır Hazreti Süleyman Camii'dir. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu mirası, bu zenginliği deşifre etmek, Türkiye'ye hatta Türkiye sınırlarının dışına İslam alemine, dünyaya tanıtmak gayreti ve gayesiyle derneğimizi teşekkül ettirdik, kurduk. Şimdiye kadar birçok yere gittik, birçok yerde Diyarbakır'da var olan bu zenginliği ifade ettik. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığını zikrettik. Bu çok önemli bir şey. Diyarbakır'daki bu zenginliğin deşifre edilmesi, Diyarbakır'daki sosyopolitik ve sosyoekonomik sıkıntıların da ilacı olacağı mülahazası ve muhasebesi içindeyiz. Cüneyt Bey şöyle hesap edin. Diyarbakır'daki bu peygamber ve sahabelerin varlığını biz hakkıyla, layıkı veçiyle duyurabilirsek, inanıyorum ki her gün Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif yerlerinden binlerce insan Diyarbakır'a gelecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her gün birkaç bin insan peygamber ve sahabe ziyareti mülahazasıyla Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır halkı kendine şöyle bir çeki düzen verir. Değil mi? Manevi bir rehabilitasyon. Her gün birkaç bin insan peygamber sahabe ziyareti inanç turizmi kapsamında Diyarbakır'a gelse, gün içinde akşama kadar 300-400 lira ciro yapan büyük bir mağaza sahibi bir anda günde 5000 lira, 10000 lira ciro yapar hale gelecek. Bu şekilde Diyarbakır'ın sosyoekonomik sıkıntıları da bertaraf olmuş olacak. Binaenaleyh demin ifade ettim. Diyarbakır'da var olan bu zenginliği, bu hazineyi, bu mübarek peygamber ve sahabe-i kiram efendilerimizin duyurulması mevzunu, Diyarbakır'ın maddi ve manevi yani sosyopolitik ve sosyoekonomik sıkıntılarının ilacı olacağı görüşünde ve kanaatindeyiz. Abdülkadir Aslanoğlu'na sorduğumuz ikinci soru da kabirlerin nakli konusunda. Burada acaba neler yaşanmıştı? Dünya tarihinde ilk defa vuku bulmuş bir hadisedir. Diyarbakır'ı Diyarbakır yapan, Diyarbakır'ın değerine değer katan olaylardan bir tanesidir. Dünya tarihinde ilk defa isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen iki büyük peygamberin kabirleri Diyarbakır'da açılmıştır. Binaenaleyh 1995 yılında Zülkifil ve Elyesa aleyhisselamlar Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde iki dağın arasında vadi bir yerde metfunlardı. Orada baraj yapılması durumu gündeme gelince dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu 9 kişilik yeminli bir heyet bulundukları ilçenin kaymakamı ve müftüsünün nezaretinde bu iki mübarek peygamber kabri sular altında kalmasın diye iki büyük peygamberin kabirlerini açtılar ve mübarek naaşlarını şu anda bulundukları yüksek bir yere Nebi Harun tepesine naklettiler. Şimdi bu elimdeki belge devlet belgesidir. Eylül 1995'te Zülkifil ve Elyesa aleyhisselamların mübarek kabirlerinin açıldığını ihtiva eden resmi devlet belgesidir. Evet, kabirler açıldı. Ne görüldü? Bu çok önemli bir şey. 3000 küsur yıllık isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen iki Allah elçisinin mübarek kabirleri açıldı. Heyette bulunan azalardan, bölgenin önemli kanaat önderlerinden Molla Ömer Kalkan Hoca Efendi, nakil esnasında gördüklerini, müşahede ettiklerini ve yaşadıklarını ve intibalarını Zaman Gazetesi'ne verdiği beyanatta şöyle ifade etti. Müsaade ederseniz bir cümle okuyayım. Her iki peygamber naaşını bizzat gördüm. Naaşlar yeni ölmüş insan cesedi gibiydi.
canlı bir insanın yatmış hali uykudaki hali gibiydi. Nasıl ki uyursunuz sadece hareketsiz olursunuz, işte aynen öyleydi. Canlı bir insanın vücut yapıları gibiydi. Ellerine, beline, ayaklarına, vücudunun muhtelif yerlerine elimle dokundum, temas ettim. Yumuşacıktı. Mübarek naaşları teri tazeydi. Onlara duyduğumuz mahcubiyetten ve hürmetten dolayı yüzlerini açıp bakamadık. Şimdi burada İslam hassasiyeti, Müslümanlık hassasiyeti yaşayan her insan için çok önemli bir hadise vuku buluyor. İslam peygamberi, İslam'ın muazzez peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 15 asır evvel zikrettiği bir hadisin tahakkukuyla karşı karşıyayız. Nedir bu hadis? Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam 15 asır evvel şöyle buyurdu. Allah toprağa peygamberlerin naaşını çürütmeyi haram kılmıştır. Binaenaleyh toprak peygamberlerin cesedini, naaşını çürütemez. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın 15 asır evvel zikrettiği bu hadis 15 asır sonra yeryüzünde, yerkürede ilk defa Diyarbakır topraklarında tahakkuk etmiştir. Bu Diyarbakır için bir şereftir. İslam alemini yerinden oynatacak bir vakıadır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından 15 asır sonra bir mucizesinin inkişafıdır. Ziyaretgaha gidiş yolu bizleri oldukça rahatsız etmişti. Bu konuyu ve yolla ilgili girişimleri olup olmadığını da soruyoruz. Bizim vazifemiz güzel olan şeyleri deşifre etmek, güzel olan şeyleri zikretmek. Elbette ki bunu yaptık, yapacağız. Ama buyurdunuz, orada önemli bir eksiklik var. Fevkalade önemli bir eksiklik. Kabirlerin bulunduğu alandaki rehabilitasyon, tamirat, tadilat, restorasyon fevkalade güzel oldu. Demin ifade ettim, ziyaretçileri ağırlayabileceğimiz tarzda bir mahiyet kazandı. Ama oraya bir yol lazım. Biliyorsunuz Eğil ilçe merkezine giden yoldan bir yol ayrılır. 3 kilometrelik bir yoldur o. Peygamber kabirlerine giden yol. İşte ifade buyurdunuz, daracık bir yol. Yol asfaltlıdır demeye 1000 şahit lazım. Yolun sol tarafı uçurum mahiyeti taşıyor. Yüzlerce metrelik derinlik var. Allah esirgesin. Bununla alakalı Diyarbakır valisine defalarca söyledik. Dilimizde ot bitti, çimen bitti. Sayın valim, bu yolu ıslah edelim. Sayın valim, bu yolu genişletelim. Milletvekillerimize söyledik, bakanlarımıza söyledik. Maalesef dün gittik gördük. Yolun ıslahı ve rehabilitasyonu ile alakalı atılan en küçük bir adım dahi yok. Oraya o peygamberlerin şanına yaraşır kubbe yapıldı, etrafı ıslah edildi. O peygamberlerin şanına yaraşır bir yol lazım. Biz devletimizden, kudretli bir devletimiz var. Allah hükümetimize, devletimize zeval vermesin. 3 kilometrelik bir yolu yapmaktan devletimiz aciz değildir. Sayın Başbakanımız bu rezaletten haberdar olsa herhalde Diyarbakır valisini ciddi manada haşlar. Evet. Orada şunu sorayım size. İki Allah elçisinin, iki büyük peygamberin mübarek kabirleri, mübarek naaşları olmayaydı da Sayın İl Valimizin konutu veya konağı olaydı. Soruyorum bir vatandaş olarak, o yol o vaziyette bırakılır mıydı? Bu noktada Abdülkadir Aslanoğlu da Diyarbakır'ın terörle, şiddetle anılmasından oldukça rahatsız. Tıpkı tüm Diyarbakırlılar gibi. Diyarbakır yıllarca hak etmediği mefhumlarla, kelimelerle yan yana getirildi. Terör kenti, anarşi kenti diye zikredildi. Asla ve kat'a Diyarbakır bir terör ve anarşi şehri değildir. Diyarbakır rahmet, merhamet, ilim, irfan, peygamber ve sahabeler şehridir. Yeniden peygamber kabirlerine dönecek olursak, dernek ve gönüllüleri bu bölgenin duyurulması adına neler yapmayı planlıyorlar? Diyarbakır'daki bu peygamber ve sahabelerin varlığını daha geniş kitlelere duyurmak durumundayız. Düşündük ne yapabiliriz diye bir tanıtım filmi çekme kararı aldık Allah'ın izniyle. İstanbul valimiz Hüseyin Avni Mutlu Bey'in de himmetleriyle, adını zikrettim müsaadenizle. Çünkü onun iyiliğini, himmetini sarfı nazar edemem. Bu reklam filmi 40-50 saniyelik bir tanıtım filmi olacak. İçinde Nihat Hatipoğlu hocamız olacak. Herkesin yakından tanıdığı. Aslen Diyarbakırlıdır biliyorsunuz. Bir hadis profesörüdür. Nihat Hatipoğlu hocamız o tanıtım filminde Diyarbakır'da şu kadar peygamber, şu kadar sahabe var diyecek. Diyarbakır peygamberler ve sahabeler şehridir diyecek. Bütün İslam alemini Diyarbakır'a davet ediyoruz diyecek. İnşallah çekeceğimiz o tanıtım filmini ulusal kanallarda vermek suretiyle bütün Türkiye'deki kardeşlerimizi bu büyük mirastan, bu büyük hazineden haberdar etmiş olacağız. Abdülkadir Aslanoğlu'na son olarak Diyarbakır'da metfun sahabe mezarlarını ve bunlarla ilgili planları olup olmadığını soruyoruz. Dünyanın çok az yerinde
27 sahabenin, özellikle 27 şehit sahabenin, şehitlik çok önemli bir payedir. Peygamberlerin bile gıptayla baktığı bir payedir. 27 şehit sahabenin bir arada yattığı dünyada çok az yer vardır. Belki Hicaz bölgesinde bu vardır ama ikinci olarak bu Diyarbakır'dır. 27 şehit sahabenin yattığı Hazreti Süleyman Camii'nin karşısına tekabül eden, tabirimi mazur görün, rezaleti gördünüz. Ahırlar, yıkık evler, virane evler, uyuşturucu kullanıcılarının işte mekanı haline gelmiş birimler, güvenlik ve asayişin olmadığı bir atmosfer. Aracımızla gittik, gördünüz. Aracımızın başına bir şey gelecek mi diye düşünüyorduk caminin içinde. Bu haleti ruhiye ile, böyle bir ruh haliyle camiye giden insan ibadetine nasıl yoğunlaşacak? Bu önemli bir şey. Yine buradan sizin vasıtanızla devletimize, devletimizin büyüklerine rica ve istirhamda bulunuyoruz. Lütfen Hazreti Süleyman Camii gibi dünya çapında bir merkez olan, dünya çapında bir cazibe merkezi olan, ziyaret merkezi olan, sahabe-i kiram efendilerimizin metfun olduğu bir yerin etrafının ıslahı gerçekleştirilsin. Etrafı ıslah edilsin, rehabilite edilsin, çevre düzenlemesi yapılsın. Bu Türkiye Cumhuriyeti gibi kudretli bir devlet için zor bir şey değil. Diyarbakır'da sadece bu iki peygamberin kabri yok hiç şüphesiz. Diyarbakır'ın fethi sırasında ve sonrasında burada yaşamış ve vefat etmiş 500 sahabenin kabirleri de yine Diyarbakır'da. Tüm bunların yanında Diyarbakır içi ve ilçelerine yayılmış tarihi eserler de gözden kaçmamalı. Diyarbakır'da sadece bu peygamber mezarları yok hiç şüphesiz. Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık 7 sene sonra Diyarbakır fethedilmiş. Fetih sırasında 27 sahabe surları aşarken şehit olmuşlar. Bu şehit sahabelerin kabirleri şu anda Hazreti Süleyman Camii'nin altında. Dünyada Mekke Medine haricinde birden fazla sahabenin defnedilmiş olduğu başka bir yer var mıdır bilemiyoruz. Ancak sahabe kabirleri sadece bu 27 isimle kalmıyor. Fetih sırasında ve hemen sonrasında Diyarbakır'ın İslam yurdu olması için buraya 500 kadar sahabe daha gelmiş. Onların da kabirleri yine Diyarbakır'da. Yani sizin anlayacağınız Diyarbakır tam bir peygamberler ve sahabeler şehri. Ancak gelin görün ki 27 şehit sahabenin yattığı Hazreti Süleyman Camii ve civarı bakımsızlıktan tel tel dökülüyor. Caminin hemen altında yatan sahabe efendilerimizin kabirlerinin civarında cami tuvaletinin oluşu akıl alır gibi değil. Ayrıca yine Hazreti Süleyman Camii ve civarı için hazırlanan proje gereği, paraları ödenerek boşaltılan gecekonduların yıkılmayışı, buraları metruk yerler haline dönüştürmüş. Buralar evsizlerin mekanı olmuş. Bir de bunların yanına ilk yapılan projenin tam bir ucube oluşu eklenince Diyarbakırlılar adeta çileden çıkmışlar. Bu noktada Hazreti Süleyman Camii ve civarının hak ettiği güzelliğe kavuşması için mücadele eden Hacı Mehmet Zorlu ile konuşuyoruz. Onlar o günden bugüne Diyarbakır'ın manevi bekçileri olmuşlar. O günden sonra Diyarbakır'a düşman ayağı girmemiş. O günden sonra Diyarbakır'da fetihlerde kan dökülmemiş. Hep İslam orduları tarafından anlaşmayla devredilmiş. Osmanlı da aynı şekilde Uzun Hasan'dan almış. Ve o gün bugün Diyarbakır burçlarında kafir bayrağı dalgalanmamış. Her yerin bir kurtuluş günü var. Türkiye'de birçok yerin. Ama Diyarbakır'ın kurtuluş günü yoktur. Diyarbakır'ın fetih günü vardır. 26 Mayıs fetih günüdür. Fakat ne hazin ki son yıllarda İslam alemi üzerinde oynanan oyunlar, memleketim üzerinde oynanan oyunlar münasebetiyle bizler maneviyattan koparıldık ve Hazreti Süleyman Camisi'nin çevresi sizin de gördüğünüz gibi, ki daha evveliyatında da çok affedersiniz ahır şeklindeydi ve öyle bir duruma geldi. Şimdi bizim bütün gayretimiz, çalışmamız orayı oraya yakışar, o sahabelere yakışır bir şekilde yeniden bir düzenlemeye tabi tutmak. Biz orayla ilgili projeyi ele geçirdik bir vesileyle. Tam sahabelerin karşısındaki bölüme bir kafeterya projede var. Hemen onun bir altında da amfiteyatro vardır. Ve biraz ileride Dicle Vadisi'ne bakan en güzel yerde de
bir turistik otel vardır. Şimdi bunlar sahabelerin bulunduğu yerlerle bağdaşan şeyler değil. Şimdi düşünebiliyor muyuz? İstanbul'dayız. Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen yanı başına bir kafeterya, bir amfiteyatronun yapıldığını hangi İstanbullu, hangi Müslüman bunu kabul eder? Ve biz şu anda o durumdayız. Zaten bütün temennimiz sizlerin de desteklerinizle, kamuoyunun desteğiyle oraya yakışır bir projenin hayata geçirilmesi ve Hazreti Süleyman camisinin çevresi, sahabelerin çevresi diyelim, inanç turizmine açılması. Gerçekten de Hazreti Süleyman Camii, içinde misafir ettiği şehit sahabelerin adına yakışır hale gelmeli. Ancak bu inananları rahatsız etmeyen bir projeyle olmalı. Diyarbakır'da sur içinde dolaşırken birçok yerde tarihin canlı halini görüyoruz. İşte meşhur sabah ciğercilerinin bulunduğu bir sokakta eşine az rastlanır bir şaheser. 500 yıldan fazladır burada duran bu minare hem zamana hem de fizik kurallarına meydan okuyor. Daha önce böyle bir minare gördünüz mü bilmiyoruz. Ancak biz ilk kez görüyoruz. 4 sütun üzerinde yükselen devasa minare büyük bir mirasın sadece bir bölümü. Bu daracık sokaklar Diyarbakır'daki farklı kültürleri de yaşatıyor aslında. Marpedyum Sokağı bir Keldani Kilisesi ve biraz daha ileride de bir Ermeni Kilisesini barındırıyor. Belki de en önemlisi bu iki kilisenin de cemaatinin oluşu. Bazalt taştan döşenmiş bu daracık sokaklar ve taş ustalığının şaheserleri evler asla unutulmaması gereken ayrıntılar. Aslında taş ustalığının Diyarbakır'da geldiği en üst nokta 1000 yıldan uzun bir süredir ayakta duran Ulu Cami. Taş işçiliğinin muhteşem seviyesini avluya girer girmez görmek mümkün. Şu anda restorasyon gören Ulu Cami zamana meydan okumaya devam ediyor. Avlusunda dinlenenler, gelen gidenlerin kalabalığı onun güzelliğine adeta güzellik katıyor. Bu noktada bahsedilmesi gereken bir diğer önemli eser de meşhur Diyarbakır surları. Tarihi yine Ulu Cami gibi binlerce yıl geriye giden bu devasa yapı, Çin Seddi'nin ardından uzunluk bakımından dünyada ikinci sırada. Ancak gelin görün ki hali içler acısı. Surların etrafında mantar gibi biten gecekondular ne yazık ki surların tüm güzelliğini alt üst ediyor. Bir de bu düzensiz yerleşmeye düzensiz çöp dağları da eklenince içler acısı durum tamamlanıyor. Bu öylesine can sıkıcı bir durum ki yüzlerce yıllık bu muhteşem yapılar tarumar olup gidiyor. Ayet-el Kürsi'nin ayaklar altında yol olduğunu görmek bizleri kahrediyor. Umarız en kısa zamanda bunlar ortadan kalkar ve surlar hak ettiği ihtişama kavuşturulur. Dünden yarına kısa bir aranın ardından kaldığı yerden bu önemli konuyu anlatmaya devam edecek.